CERN'deki deneylerde mikro kara delik oluşabilir mi? Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı mini kara delik yaparsa ne olur? Bu kara delik dünyayı yutar mı? Konuya başlamadan önce kara deliğin kısa bir tanımını yapmak gerekirse, kara delik, uzayda bulunan ve ışığın dahi kaçamadığı çok çok güçlü bir çekim gücüne sahip olan kozmik gök cismidir. Cenevre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN, yer altında inşa edilen ve çevresi 27 kilometre olan halka şekilli tünelinin içinde protonları yüksek bir hızda kafa kafaya çarpıştırıyor ve bu sırada büyük enerji açığa çıkarıyor. Bu enerji sırasında ortaya çıkacak bir mikro kara delik bütün dünyayı, hatta evreni yutacak, şeklinde söylentiler yayıldı. Evet, yapılan deneylerde mikro kara delikler oluşması muhtemel ancak çok küçük kara delikler Hawking ışıması yüzünden çok kısa süreler içinde yok oluyor ve bizim için tehdit oluşturmuyorlar. Stephen Hawking'e göre aslında o kadar siyah olmayacaklar. Yaklaşık olarak siyah cisim radyasyon spektrumunu takip ederek zamanla buharlaşacaklar. Buharlaşma hızı kara delik kütlesiyle ters orantılı olacaktır. Peki bu mikro kara delikler nasıl oluşur? Bunu yapabilmeniz için de atom altı evrene inmemiz lazım, yani kuantum evrenine gitmemiz lazım, çünkü mikro kara delik oluşturabilmek için atom altı parçacıkları birbirine çarpıştırmamız lazım. Atom altı evrendeki parçacıkları ışık hızına yakın bir hızda hareket etmeyi başarırsanız ve bu parçacıkların büyük bir kısmını, ki bu kısım aşağı yukarı 22 mikrograma yakın bir rakam oluşturmak zorunda, kütle olarak bu kadar parçayı aynı anda aynı noktada çarpıştırmayı başarırsanız siz bu parçaları çok kısa zamanda olsa çok ciddi anlamda sıkışmaya ve bir arada durmaya mecbur hale getirirsiniz. İşte bu da teorik olarak bir tekillik oluşturur ve atom altı evrende mikro bir kara delik oluşturabilirsiniz. Kara delikler gerçekten var mı? Yani mikro kara delikler gerçek hayatta var mı? Bu sorulara 1970'li yıllarda Stephen Hawking hayır cevabını vermiştir. Hawking'e göre evrenin ilk zamanlarına, yani büyük patlamanın ilk saniyelerine ya da ilk dakikalarında bu parçacıklar birbiriyle çarpışıp kaynaşmış olabilirler, çünkü yoğunluk had safhadaydı. Hawking'e göre mikro kara deliklerin günümüzde oluşması imkansız. Kabaca şöyle diyebiliriz: Hawking'e göre kara delikler dünyanın ilk oluşumunda var oldu fakat uzun zamanlar dayanamadı ve yok oldu. Araştırmalar Hawking'i doğruluyor: dünyanın ilk oluşumunda mikro kara delikler oluşmuş fakat bir süre sonra gaz bulutuna dönüşmüştür. Günümüzde insan yapımı mikro kara delik oluşturma çalışmaları yapılmış fakat kimse buna destek olmamış. Mümkün olan şeylerin sınırları, yalnızca onların ötesine, yani imkansızın sınırlarına geçerek tanımlanabilir. Arthur Clarke.